Hayat bize verildiği gibi gün gelecek bizden de alınacak. Bunu itiraz eden var mı? Yok. En günahkarına da sorsan o da bir gün öleceğiz der. Öleceksin de nereye gideceksin? Neticede ne olacak? Neyle karşılaşacaksın? Onu da düşünen pek yok. Yok işte oruca niyet etmedim onun için bugün tutmuyorum. Kandır kendini bakalım. Kandır kendini bakalım. Yok namaz kılmıyor. Bugün öyle yıkıldım da ikindi yıkılmayacağım. İkindi yıkılmadım da akşe kılmayacağım. Ne olacak sonu? Bugün bakın tefsir dersimizde okuduk. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Seurhiquhu Sauda." Estağfurullah, bismillah. Sonuz onu sonra Saud denilen dağa tırmandıracağız diye tefsir yapılmış. Saud nedir? Saud ateşten bir dağdır diyor. Ateşten bir dağ. O Dağ 70 senede tırmanılır, 70 senede. Ve diyor hemen şimdi tabii e, maddi düşünen insanlar e, ateşe nasıl tırmanacak yanar erir adam. Onun için böyle bir şey olmaz. Ne diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Elini attığı zaman dağ diyor tırmanmak için bu eli eriyecek akacak adamın. Bir daha yukarıya çekene kadar Allah tekrar verecek el. Tekrar atacak, tekrar yanacak. Keza ayakları da öyle. 70 sene böyle tırmandıracaklar diyor adamı. Saud dağına, Saud. Müddessir suresinde geçer. E sen şimdi öyle söyle, niyet etmedim, bugün oruç tutmuyorum. Tutma bakalım, 70 sene tırmanırsın o dağa. Ateşten daha tırmanırsın, burada çok kolay geliyor diline adamın. Niyet etmedim, bugün tutmuyorum. Sanki şey ona teklif edilmiş yani. Oruç. Hani istersen tut istersen tutma denilen bir emirmiş gibi. Niyet etmedim bugün tutmuyorum. Bu sabah namazına kalkıp gitmiyorum. Ha öyle mi? Buyur diyecekler. Savut dağına tırman. Tutmuyorum derken ismini buraya yazdırıyorsun. Namaza kalkmıyorum derken ismini buraya yazdırıyorsun. Buyur. Bir Basit ibadet verdik sana ya. Basit bir ibadet. Taş taşı diye bir ibadet vermedim sana. Güneşin alnında kayaları taşıma ibadeti gibi bir ibadetimiz var mı? He? Güneşin alnında işte bilmem kaç kilogram kayayı tepeye çıkartman lazım. Allah böyle bir ibadet yazdı. Yazdı mı? Yok. Namaz kılacaksın. Bedenine kolay, ruhuna rahat, maneviyatını kuvvetlendiriyor. Oruç tutacaksın tamamen ruhunu güçlendirmek için, Allah'a yakınlığını arttırmak için, göklerin kapılarını açmak için Allah'ın sana ikram etmiş olduğu bir ibadet. Ben niyet etmedim tutmayacağım. Buyur. Ondan sonra niye beni ateşe attılar diye sormayacaksın. Niye ben mahşer meydanına geldiğin zaman Allah Allah niye bu benim etrafımda hep cehennemlikler var? demeyeceksin. Çünkü sen öyle yapıyordun. Cehennemlikler gibi orucu tutmuyordun, namazı kılmıyordun. Fahrican Efendimizin hadisi şerifi var sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılmayan adam Firavun ve Haman ile haşr olunur. Firavun ve Haman ile haşr olur. E Firavun ve Haman kim? Allah'ın en büyük düşmanları. Celle Celaluhu. İşte neticede kardeşim Hayat bize verildiği gibi bir günde bizden o hayat alınacak. Sonra kul ne yapacak? Kabrin içerisine girecek.